yeni kanun hükmünde kararnameler önemli, tartışmak konusu. Şimdi birincisi şu tek tip kıyafet meselesi mahkumlara. Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Hollanda da buna dahil ve de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu uygulama var. Tek tip, yani mahkumlara giydirilen kıyafet. Şimdi daha önce yaz aylarında, Temmuz ayında şu Romero tişörtleriyle falan, kahraman tişörtleriyle giden takım elbiseler giyen, yani canlı böyle canti bir şekilde mahkemelere gelip oradaki şehit yakınlarını sırıtan, mahkemeyle dalga geçen falan, o ben değilim, bana çok benziyor falan deyip de mahkemeyle kafa bulan bu darbeciler insanların gerçekten de sinirlerini bozuyordu. Özellikle de böyle çok şık kıyafetlerle gelmesi, bir de bir takım subliminal, hatta subliminal değil, açıktan mesajlar vermeleri, imalı mesajlar vermeleri. Ben de o zaman, o günlerde şunu diyordum, neden Dalton kardeşler gibi bunlara tek tip kıyafet giydirmiyorsunuz diye. Ya da Guantanamo adasında, efendim o adadaki uygulamalar değil tabii, o adadaki yapılanlar vahşet, insanlıkmış ama o ada, bunların o tür bir yerde aslında hüküm giymeleri lazım. Yani Guantanamo adası gibi bir yerde bunların izole edilip buralarda efendim mahkum edilmesi gerekir. Buralarda hatta bunların ayaklarına pranga falan takılması lazım dedim. Bunların dedim bu şekilde böyle rahat bir şekilde insanların gözünde şov yaparak geçmelerine izin verilmesi. Bu Hero tişörtünü giyen de bu arada Muğla'ydı biliyorsunuz. Muğla'ydı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikasta gidenler arasındaydı. Hatta ben şöyle bir sert eleştiride bulundum. Neden herkesin içinde böyle resmi geçit, tören yapar gibi bunlar dedim duruşmaya gidiyor. Hı-hı. Kapalı bir yerde, görünmeyen bir yerde içeriye alın. Niye insanlara gösteriyorsunuz yani? Ya da orada şehit yakınları ya da oradaki vatandaşlar niye görüyorlar bunu? Çok çok eleştiri yaptık ve tek tip kıyafet giydirin bunlara dedik. Ben uygulamayı doğru buluyorum. Efendim şöyle bir masal anlatılıyor. Doğru? Buluyorum. Buluyorsun. Şöyle bir masal anlatılıyor. İnsanların onurlarıyla oynanıyormuş. Yok, insan hakları varmış. Ulan sivil insanların üzerine ateş açan, insanları katleden, terör eylemleriyle binlerce sivili öldüren kişinin nasıl bir onuru olabilir ya? Ya geçin bu masalları. Bunlara ne onuru olabilir yani? Ya da bir kadına tecavüz eden, sokak ortasında insanları efendim katleden, çocukları öldüren bir insana nasıl bir onur olabilir? Şimdi herhalde buradaki detay şu. Kesinlikle size katılıyorum. Örneğin şu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suikasta giden, öte yandan Hakan Karakuş gibi işte meclisi bombalayan, özel harekatı bombalayan, yani suçlu olduğu alenen tespit edilmiş olan kişilere tabii ki giydirilmeli. Demirtaş da dahildir buna. Birazdan o konuya da geleceğiz. Ama burada şöyle bir şey var. Kamera kayıtlarıyla tespit edilmiş, görülmüş, aleni bir şekilde darbeci olduğunu bildiğimiz kişiler amenna. Fakat örneğin şunu hatırlıyor musunuz? Darbeci sanılmıştı, kimsesizler mezarlığına mı bir yere gömülmüştü. Sonra askerin darbeci değil, tam tersine darbeye direnirken ölmediği, çok açık konuşayım, ölmediği ama şehit olduğu ortaya çıktı. Bakın aradaki fark. Evet. Darbeye direnirken şehit olmuş ama darbeci sanılarak gömülmüştü. Evet. Dolayısıyla sonra Allah'tan yanlıştan dönüldü. Ailesi de kahrolmaktan kurtuldu. Kendisinin ve ailesinin de şerefi kurtuldu. Şimdi bu gibi durumlar varsa şayet, eğer alenen darbeci olduğu belli değilse, bir takım işte sisli konular varsa bence bunlara giydirilmesin. Evet. Bakın ayırt ediyorum. Hayır, anladım. Çünkü belki değildir. Ama şunun gibiler, İşte aleni şekilde kamera kayıtları vesaire. Çünkü bunların içerisinde bir takım kumpasa gelenler, sayıları az da olsa. Burada kimseyi aklamıyorum. Gayet insani ve vicdani bir şey söylüyorum. Çok objektif bir şekilde. Belki adam suçsuzdur. Bakın birçok kişi yine darbeci sanılmıştı. Darbeci olmadığı ortaya çıktı. Evet. Kimilerini darbeci olmadığı halde listeye eklemişler. Çünkü karşınızda FETÖ METÖ değil. Bildiğiniz bir CIA var, Mossad var, Amerika var. Şimdi eğer adam gerçekten darbeci değilse ve tam tersinde darbeye karşı o gün şerefli bir duruş sergilemişse, bugün bazı konulardan ötürü kendisine kurulan bir kumpastan ötürü oradaysa, bir de üzerine bu kıyafeti giydirdiğinde hakikaten yazık. Çünkü hakikaten işte eğer mesele onursa bu şerefsizler tabii ki giymeli. Evet. Ama işte diğer onur diğerine işlemeli. Evet, ben ben herkese aynı şey. Yani bir kişi suçluysa, kişinin suçlu olduğu... Hayır, ben ona dikkat çekiyorum. Ha. Hani belki suçsuzdur diye. Suçsuzsa diyelim ki kişinin hala mahkeme safı, şöyle bir ince bir ayrıntı yapalım. Ya şöyle düşünelim Tuna Bey. Mesela
Şu anda yargılama olmadan bana kalırsa aleni bir şekilde işte... Tamam, ben de bunu Temmuz'da, söylemeye çalıştım işte. Dizine sıkanı, işte bombaladı alenen... Hiç bence yargısız infaz. Evet. Asın kurşuna dizin. Evet. Vicdanımsızlarsan evet, amel. Ama diyelim ki idam var ve suçu alenen tespit edilmemiş. Astığınızda adamın susuz olduğu ortaya çıkarsa ne olacak? Evet, şöyle böyle düşünmek şöyle bir ayrıntı yaparsın. O da bir içtihatlı bir düzenlemeye gidersin. Dersin ki mahkeme kararı... Verilene kadar kişiye bu kıyafeti giydirmezsin. Hayır, bunlara şimdiden giydirir. Duruşmalara o şekilde getirirsin. Bunları kastetmiyorum. Başka türlü. Tamam, öyle normal kıyafetli ama suçu mahkeme tarafından efendim söyleyeyim tescillenmiş olan bir kişiyi de at bu kıyafeti giydirirsiniz o zaman. Yani yapacağınız bu olur. Bu küçük ince düzenlemelerle bir takım mağduriyetlerin de önüne geçersiniz. Yani kişi mesela suçsuzdur. Belki bir iftiraya maruz kalmıştır. Yahut efendim ben söyleyeyim iklim değişmiştir. Çok enteresan düzmece davalar açılmıştır. Tamam mı? Bunlar olabiliyor Türk siyasi şeyinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her şey olabilir. Efendim söyleyeyim bu Ergenekon vali, işte bu FETÖ vali davalar oldu biliyorsun. Çok ciddi mağduriyetler oldu. Ben çok açık konuşayım. Ben burada sözümü tamamlayayım ben. Şu mağduriyetler, bu mağduriyetlerden dolayı tamam mı? Bir takım suçsuzluğu ispatlamaya çalışan ve gerçekten de suçlu olduğu da soru işareti olan, şüpheli olan kişiler der ya eğer sen bu kıyafetleri giydirirsen bu onur kırıcı olabilir. Bu doğru olmaz, bu insan hakları ihlali olabilir. Ama terör, darbe, tecavüz, taciz, adam öldürme, katliam yapma, bu tip şeylerde bunlara kıyafetleri giydirirsin. Ama hassas durumlarda biraz da dikkat etmek lazım. Bunların da içtihatını belirlersin. Şimdi mesela bana diyebilirler ki ya ne yapıyor ortalık? Hayır. Evet. Son kanun hükmünde kararnameye bakın. Adam görevinden atılmış ama şimdi 110 kişi geri döndü görevine. Evet işte o da bir durumda var. Demek ki bir katakolle var değil mi? Var. Şimdi orada o yüzden de yani burada evet belli noktada hassasiyet gösterimidir ama darbecilere, terör suçlularına, tecavüzcüye dediğim gibi bu tür insan masum insanları katledenler. Demirtaş'a, Kobani'de aleni bir şekilde 60 insan ölümüne sebep olan katledenlere bu muamele yakışır. Kesinlikle. Bunu onur geçin bunlar. Ne onur? Bunlar kendileri yaptıkları bir kere onursuz. Yani onuru olsa, yani, şerefi olsa kendi polisini bombalamış. Evet. Kendi halkını bombalamış. Aynen. Şimdi bir diğer kanun kararname çok tartışılmaya açık. Demirtaş'ı konuşalım mı? Olur. Diyor ki bu da aynı konu çerçevesinde. Ben bu tek tip kıyafeti giyeceğime diyor kefen giyerim daha iyi. Ya ne giyerse giysin ya. Ya onların zaten tek tip kıyafeti fistan değil mi? Demirtaş'a fistan giydirin. Çünkü eylemlere molotof atmak için vesaire onların yandaşları biliyorsunuz molotofla fistan giyerek işte bazı şeyler sarar. Zaten onların kıyafetleri var. Evet. Bence onlara ayrı bir kanun hükmünde kararname düzenlensin. Desin ki kefen giymeyin. Siz buyurun kendi size özel olan PKK'lıları kastediyorum fistanları giyin deyip Demirtaş böylece Demirtaş'ın da isteğine kulak vermiş olsunlar. Kulak vermiş olsunlar. Şimdi burada ikinci bir mesela kanun hükmünde kararname o da neydi? O kanun hükmünde kararnameyi bir okumak lazım detaylarını. Şimdi bakıldığı zaman buna en geniş yer veren gazete hangisi onu da bir inceleyin. Oradan okuyalım bunu. Şimdi diyor ki yasada efendime söyleyeyim. 696 sayılı yeni kanun hükmünde kararname ile 15 Temmuz gibi darbe girişimleri ve de sonrası yaşanacaklara sivil anlamda karşı çıkan işte efendim tıpkı 15 Temmuz gibi isyan eden buna karşı çıkan bununla mücadele eden siviller gerekirse eğer şiddet kullanmışlarsa yani silah kullanmışlarsa daha doğrusu yargılanamazlar. Madde tam şöyle diyor. Evet. Diyor ki 696 sayılı OHAL yani olağanüstü halde çıkarılan kanun hükmündeki kararname çok net bir şekilde diyor ki 15 Temmuz'un devamı niteliğinde olan eylemleri bastırmak için kullanılan sivillerin ceza ve tazminat sorumluluğu yoktur. Yani 15 Temmuz benzeri bir başka darbe gelirse sokağa da siviller çıkarsa onların herhangi bir cezai sorumluluğu yok. Kanuni haklarıdır. Evet bu iyi güzel de peki bu kötüye kullanılırsa ne olacak? Sorun burada. Yani diyor ki mesela bu da, ama ayrıntı benim çok dikkatimi çeken 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında
resmi görevlere getirilen yargı zırhı sivilleri de kapsadı. Darbe girişimi ve bunların devam niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivil kişiler hakkında resmi sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın hiçbir idari, mali ve cezai işlem yapılmayacak diyor. Bak, İşte bu kötü. Burada, hayır, burada bir ayrıntı var. Bu 15 Temmuz için mi geçerli? Hayır, şimdi, sonrası diyor. Ha. Bakın okudum. Ha. 696 15 Temmuz'un devamı evet. niteliğinde olan. Ha tamam. 15 Temmuz için ha, geçerliyse şöyle bir şey de var. Sorun yok. Hayır, 15 Temmuz'un devamı ha, niteliğinde. İşte burada yani bir yeni bir burada aslında bir muğlak ifade var. Evet. Burada şunu çok açığa kavuşturulması lazım. Çünkü o zaman sağlıklı bir tartışma olabilir. Okuduğumuzda anladığımız Türkçe biliyoruz nihayetinde. Anladığımız şu 15 Temmuz'un devamı demek. Evet. Yeni bir 15 Temmuz girişimi yani yeni bir darbe evet. girişimi gelirse bu anlama geliyor. Ama çok açık bir şekilde Sayın Adalet Bakanı evet. şunu belirtmeli. 696 sayılı kararname aynen bunu mu diyor? Bundan sonra bir darbe gelirse, evet. siviller de sokağa çıkarsa bunların cezai sorumluluğu yok mudur? Burada bir beis yok. Evet. Şimdi burada biz bunu tartıştığımızda birileri şunu diyebilir Sayın Tuna Özsunç. Hah, bunlar darbeci. Bu yasadan kim rahatsız olur? Ya, kimin... FETÖ'cüler ya da darbeciler rahatsız olur. Ama burada bir kötüye kullanma durumu kimin söz konusu dediği, olabilir mi? Kimin ne dediği umurumda değil benim de. Ben doğru bildiğimi söylerim. Şimdi şurada şöyle bir nokta var. Tekrar ediyorum. Bu 15 Temmuz içinse sorun yok. Ama devamı niteliğinde. Şimdi 15 Temmuz hain darbe girişiminde sivil, ellerinde silahı olmayan direnenler. Direnen insanlara ateş açıldı. Ve bu insanlar şehit oldu. Eğer o insanların elinde o silah olsaydı o alçaklara karşı bir mukavemet gösterebilirlerdi. Ayrı bir mesele. Belki de şehit düşmez. Evet, 15 Temmuz'da 15 Temmuz ama 15 Temmuz sonrası 15 Temmuz'un devamı niteliğindeki bir takım kalkışmalar, darbe teşebbüsleri veyahut terör eylemleri, orada terör ifadesi de var. Benim gördüğüm şeyde yeni KYK'da. Bu bence çok tehlikeli. Şimdi bu bir şey her yere çekilebilir. Yani kötüye kullanılır. Muğlak bir şey. Yani nedir? Yani yarın diyelim ki 40 kişi bir araya geldi, gösteri yaptılar. Hükümeti protesto ediyorlar. Hı hı. Biri oradan çıktı, eline silah aldı, sıktı. Niye sıktın? Ellerinde bir filama vardı. Atıyorum bir terör örgütünün filamasını taşıyorlar. Bunlar terör örgütü yandaşını sıktım. Kötüye kullandı. Ne yapacaksın? Bu iç savaşa götürür bu ülkeyi. Şimdi bak bu anafor noktasındaki eleştirileri haklı buluyorum. Muhalefet böyle demiş, iktidar demiş. Ben o işin o tarafında değilim. Hayır, nihayetse muhalefetimizin doğru niyeti. Muhalefetin eleştirileri doğru bir eleştiridir. Niye? Bu iş başka noktalara gider. Gider kardeşim. Bu ülkeyi bir iç savaşı sürükler bu. Ya nasıl olabilir? Diyorum ya 100 kişi toplandı. Atıyorum hayvanlı haklarını savunuyordu. Yahut atıyorum hükümeti eleştiriyordu. Yok, somuttan bir örnek vereyim. Yani bakın Kobani olayları oldu. Ya gibi benzeri olaylar. Allah korusun, benzeri bir şeyde. Yani, şimdi çık ne yapacak yani şimdi sen, bu ne demek yani bu bir hukuk devletinde paramiliter silahlı gruplar mı kuruyorsun yani böyle bir şey, hukuk devletinde olur artı mu? Artı bir de şöyle var, Allah korusun Allah korusun yine 15 Temmuz'un devamı niteliğinde yine askeri bir darbe gelirse zaten darbeyi direnmek meşru değil mi? Meşru. Zaten kanun bunu bana veriyor. Ama şöyle sınırlarsın, dersin ki bir darbe teşebbüsü olursa yine askeri darbe teşebbüsü olursa. Yine bir hain kalkışma olursa, hı hı. yahut Bunun ona benzer, yahut ona benzer ülkeyi karıştırmaya, işte seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik efendim yasa dışı bir faaliyet varsa buna mukavemet göstermek gösterdiği için kişi yargılanamaz deyip bunu bir şablon içine sıkıştırman lazım. Burada bir şablon içine sıkıştırılmamış. Bak ne diyor orada? 15 Temmuz benzeri ya da devamı niteliğindeki bir takım olaylar ve sonrası diyor. Bak sonrası olacaklar diyor. Şimdi sonrası olacaklar ne demek? Yani bu başka bir noktaya götürür de şeyi durumu. Ben söyleyeyim. Sezgin Tanrıkoğlu ne demiş? Yeni KYK'ya tutuklu hükümde tek tip. Ya geç bunlar hepsi. Bu saçma sapan bir şey. O zaten onu, ya zaten. Çok ciddiye aldım bizim biri değil o. Ha ciddiyeden ziyade evet bir milletvekili ama terör örgütü. Ya aynen öyle. SİHA'lar niye teröristleri öldürüyor diye yaygara koparan. Hatta Wickles'e göre CIA ajanı. Ben demiyorum Wickles belki. TR-705. TR-705. Şimdi o değil. Buradaki mesele, geçelim Sezgin Tanrıkoğlu, çünkü ciddiye alacak biri değil. Şu önemli. Bak bu dediğim şekilde eğer yanlış noktalara evrilirse felakettir. İç savaş çıkar. Bence bu yasa geri çekilsin. Ya da, ya da düzenlensin, biraz daha düzenlensin. Yani net tanım konsun, net. Yani net tanım konsun. Çünkü bu bizde çok sağlıklı bireyler yok bu toplumda. Ben çok açık söyleyeyim ya, yani. Bakın. Yani bu açıkçası, başka noktalara gider. Bilmiyorum Sayın Tuna Özsunç, fikrime katılır mısınız? Nereye çekilirse çekilirse ben bildiğimi söyleyeceğim. Siz az önce dediniz ya doğru bildiğimi söylerim diye.
Şimdi zarrap gitmiş. Hani konu farklı bir yere gidiyor değil. Sadece örnek veriyorum. Müdahale edilmemiş. Hakan Atilla gitmiş. Müdahale edilmemiş.